Herkese merhabalar. MK Yapım'dayız. STK'larda bugün programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman diyoruz, denizdeki sivil toplum kuruluşlarını bu programımızda sizler için ağırlıyoruz. Dernek çalışmalarını ve neler yaptığını bir vesileyle sizlere aktarmak için onlara da imkan sunuyoruz. Bizler de en azından sivil toplum kuruluşlarının sesi olma amacıyla bu programımızı yoğun bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Efendim, Alzheimer. Türkiye'de son dönemlerde sıklıkla konuşulan ve başkanından dinleyeceğiz. Birçok ailenin de bu konuda sıkıntı yaşadığı bir süreç, hastalığın devamı. Alzheimer Derneği'ni başkanımızdan tanıyacağız. Hatice Hülya Eryılmaz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir hizmet verdiğiniz için bizim gibi sivil toplum örgütlerinin sözcüsü olmak, bizlere köprü olmak için yapmış olduğunuz bu çalışmadan dolayı sizlere çok teşekkür etmek istiyorum çok öncelikle. Alzheimer insanları korkutuyor mu? Maalesef evet. Tabii ki Alzheimer hastalığı özellikle hasta yakınları bu hastalığın sürecini çok iyi bilen, tanıyan, yaşayan kişiler bu durumdan biraz fazlaca kaygılı ve endişeli olabiliyorlar. Ama bizler varız. Yani bunu unutmasınlar. Biz Türk toplumu olarak her zaman el ele zorluklardan aşabilmeyi, birlikte güçlenmeyi bilen bir toplum olduğumuz için bu tür sıkıntılarda ailelerinde Alzheimer hastası olsun olmasın, biz özellikle belirli orta yaş üstündeki tüm halkımızı Alzheimer Derneği ile tanışmalarını davet ediyoruz. Çünkü bilinçlenmek mutlaka bu yolda, bu süreçte insanın hayatını kolaylaştırmak demektir. Bu anlamda da istedikleri her sorularıyla birlikte bizlere gerek telefonla, gerek sosyal medyadan, gerek bizzat derneğimize gelerek bu konu hakkında destek alabilirler. Herkes potansiyel bir hasta adayı mı Alzheimer anlamında? Yani şimdi bu açıdan bakarsanız, şimdi toplumumuzu da korkutmak istemiyoruz. Tabii her engelli adayı olabildiğimiz gibi de Alzheimer adayı da olabilme oranımız tabii ki yüksek. Özellikle bu konuda sağlıklı yaş almayı bizler kendimize hedeflememiz gerekiyor. Sağlıklı yaş almak sadece fiziksel değil, zihinsel, hatta bazen duygusal anlamda da biz kendimizi sürekli zinde tutmamız, hayatın içinde kalmamız gerekiyor. Maalesef toplum şu anda biraz sosyal hayattan uzaklaşmış bir durumda. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Hayatın içinde kalabilmenin, insanlarla olan ilişkilerimizin sürdürebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Bizler de bu anlamda dernek olarak aslında 3 tane hedefimiz var. Hani Alzheimer Derneği denilince akla sadece hastalara yönelik yapılan çalışmalarmış gibi anlaşılıyor. Ya da sadece hastalarla birlikte çalışmalar yapılıyormuş gibi algılanıyor. Bizim 3 amacımız var. Tabii ki amaçlarımızdan biri mutlaka hastanın kaliteli bir zaman geçirebilmesi için onların günlük işlevlerinde aktif kalabilmelerini sağlayacak aktiviteler sunmak. Ve burada hasta yakınlarını aslında önce olarak bunlara bu konuda yol göstermek. Ama ikinci hedefimiz de dediğim gibi hasta yakınlarını bilinçlendirerek onların bu zorlu süreçte hem kendi hayatlarını kolaylaştırmak açısından hem hastalarının da kaliteli zaman geçirebilmeleri açısından birçok farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Hasta yakınlarına eğitimler, bilgilendirme seminerleri vermekteyiz. Ve ayrıca üçüncü hedefimiz de, bence bu aslında sorunuzun tekrar başına gelmiş oldum, aktif yaş alarak hastalıktan kendimizi korunmanın yollarını birlikte yol almak. Çevremizde bir sürü insan var. Diyor ki ben hastalandım, şu oldu, bu oldu. Direkt sorduğumuz şey belirtisi ne? Hı hı. Yani Alzheimer'ın belirtisi ne oluyor? Şimdi aslında Alzheimer maalesef çok sinsice insanoğlunun vücuduna giren, yerleşen ve çok yavaş ama sinsi kendini belli etmeden yerleşen bir beyin hastalığıdır. Unutkanlıktır. Demansın bilinen ve en sık rastlanılan bir türüdür Alzheimer hastalığı. Hatta Türkiye genelinde 1 milyona yakın demans hastası vardır ve bunun şu anda yaklaşık 600-700 bin kişi Alzheimer tanısı almış
hastalardır. Ve bu anlamda evet, Alzheimer hastalığı çok büyük bir risk taşıyor. Bunların belirtileri hemen herkesin ilk aklına gelen unutkanlıktır. Evet, ana belirtisi unutkanlıktır. Ama hekimlerimiz şunu da söylüyor. Her unutkanlık Alzheimer değildir. Unutkanlığın altında yatan sebeplerini araştırmak gerekiyor. Mutlaka işte doktora gidildiğinde, tabii bunun alanı nörolojidir. Nöroloji uzmanına eğer bir şüpheniz, bir kaygınız, bir endişeniz varsa mutlaka bir nöroloji uzmanına görünmeniz gerekiyor. Ve nöroloji uzmanı da belirli tetkikler yapması gerekiyor. Yani bunda en başından mesela bir kan tahlili çok önemli. Yani bir B12 eksikliği, demir eksikliği, şeker hastalığı, damar tıkanıklıkları gibi hastalıklar da unutkanlığa sebebiyet verdiği için önce bunun bir alt nedeni araştırılması gerekiyor. Sonrasında bir psikolojik test yapılıyor. Ardından da mutlaka bir MR çekilmesi gerekiyor. Çünkü en belirgin tanısı bir MR'la. Çünkü Alzheimer'da beyin küçeliyor. Ve bu küçelerek beyindeki, o küçelen bölgedeki alanlar etkilendiği için farklı şeyler gösterebiliyor, sonuçlar, unutkanlık gibi. Bazen mesela kekelemekle de başlayabiliyor, bazen görme engelliliği, yani beyindeki o küçelmenin başladığı yer. Ama genelde unutkanlıkla başlıyor ve en yakın geçmişi, yakın bellek kaybıyla, yani en yakında yaptığı işleri unutarak bu hastalık ilerliyor. Mesela çocukluğunu, gençlik yıllarını, askerlik yıllarını sorduğunuzda o kişi bunları çok net hatırlayabiliyor. Çünkü çok geçmişte aslında yerleşmiş bir anıdır bunlar. Son yaptıklarıyla, son haftalarda, son yıllarda. Mesela unutması da öyledir. İlk başta belki torunlarını unutmaya başlar. Sonra çocuklarını unutmaya başlar. Sonra eşine sıra gelir. Anne babasına gelir. Bu şekilde ve günlük işlevlerini kaybetmekle başlar. Yani günün hangi saatinde, mevsimin hangi mevsim zamanında olduğunu bilmemekle beraber kavram kaybıyla başlar. Ama mutlaka bir nöroloji uzmanına görünmeden hani bir paniklemek ya da korkmak hiçbir faydası olmayacak. Sadece kendimizi kaygılandırmış oluruz ya da hastamızı kaygılandırmış oluruz. Nöroloji uzmanına görünmelerini ilk başta öneririz. Onun aileler sakin olsun diyor. Kesinlikle. Burada eğer bir Alzheimer tanısı konulmuş bir hastanız varsa bence en önemlisi hasta yakınının mutlaka sakinliğini koruması gerekiyor. Kaygıyı, endişeyi asla hastaya yansıtmaması gerekiyor. Karşısındaki kişinin o kaygısı, o korkusu, o endişesi hastayı iki kat daha yoruyor, üzüyor, kaygısını arttırıyor. Şöyle düşünün, hasta zaten kendindeki olan değişikliğin farkında. Yani bana bir şeyler oluyor ama ne olduğunu çözemiyor, oturtturamıyor. Bir şeyleri unutuyor, bir anda karşısında haritayı tam görüyor, bir anda eksik görüyor. Zaten bu kaygı endişe içinde yaşarken bir de yakını üstüne üstelik o kaygıları ona yansıtırsa bu sefer daha çok hayattan kopar. Tetikliyor. Hastalık sürecini maalesef stresli yaşam, işte ani kayıplar, yani bu hasta yakınının yani eşi olabilir, anne babası, çocuğu olabilir, ani ölümler, mal varlığı kayıpları bile çok derin üzüntüler yaşamak, bunlar hastalığın tetikleyen sebeplerinden bir tanesi tabii. Sadece bunlar tetikliyor diyemeyiz. Şimdi alıştığı bir ortam var, alıştığı bir düzen var. O bölümde veya o alanda yaşamaya alışıyorlar. Deprem meydana geldi. Deprem bölgesinden denizliye bir sürü aile geldi. Bu ailelerden muhakkak yaşlı olan kesim ya da sizin tabiri anlattığınız şekilde hasta olan kesimimiz de var. Bunlara karşı bir düşünceniz, önleriniz ne olabilir? Şimdi siz geziyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet. Hiç böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Özellikle şu anda araştırdığımız kadarıyla direkt Alzheimer hastası olarak Denizli'de bulunan bir hasta. Yani bu depremzedelerden tabii ki şu anda gerek KYK'larda kalan depremzedelerimizi ara ara özellikle işte yaşlılarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Oradan bilgi alarak ya da işte bazı aileler
evlerde yaşamayı tercih ettiler. Evlere yerleşen ailelerle irtibat halinde kalmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bir Alzheimer tanısı konulmuş bir depremzede hastamız yok Denizli'de. Yani biz en azından denk gelmedik. Belki ilçelerimize gelmiş olabilir. Ama zaten eğer Alzheimer hastası yakını bir aile ise onu çok fazla da çok da uzak bir yere de getireceklerini de düşünemiyoruz. Çünkü Alzheimer hastalarıyla çok uzun yolculuk yapmak da çok büyük sıkıntı. Onlarla şehir merkezinden ilçelere gitmek bile çok büyük sıkıntı oluyor. Onun için hani belki onu da düşünerek de aileler, bilinçli aileler getirmemiş olabilirler. Ama evet dediğiniz gibi Alzheimer hastalarının tetikleyen sebeplerinden bir tanesi de yer değişikliği. Özellikle hekimlerimiz çok zorda kalmadığımız sürece yer değişikliği yapılmaması konusunda çok uyarılıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanoğlumuz, yani şunu hiç unutmamak gerekiyor. Her zaman derler, beyin durur ama kalp durmaz. Hislerimiz, duygularımız hiçbir zaman bizim bedenimizden yok olup gitmez. Onun için ne kadar her şeyi unutsalar da kendi evlerin içindeki yaşadıkları o huzurlu içgüdü duygularını mutlaka taşıyorlar. Güvendiği bir mekan olduğunu ezbere biliyorlar. Yani mesela şöyle bir hikaye anlatayım size. İşte bir Alzheimer hasta yakını, evladı, annesini evine almış. Evinde bakımla üstlenmiş. Kendi artık evinde kalamıyor diye. Ve işte oraya geldikten sonra sürekli anne işte idrarını kaçırıyor. İşte kaç sefer lavaboya götürmesine rağmen işte gece de olabiliyor, gündüz de olabiliyor. İşte annem bunu bana inat olsun diye yapıyor. Bunu bilinçli yapıyor diye ısrarla anlatıyor, kendini dile getirmeye çalışıyor. Şöyle bir soru sordum kendisine. Dedim ki, annenizin yer değişikliğinden dolayı acaba yeni bulunduğu bu mekanda tuvaletin yolunu bilmemesinden, geç kalmış olmasından dolayı kaçırmış olabilir mi sizce? Düşündü, bir durdu ve çok mantıklı buldu. Gerçekten ev değişikliği, şimdi biz bazen göz yordamıyla, el yordamıyla araba kullanırız, gideceğimiz noktaya varırız. Biz buraya ne zaman geldik? Çünkü ezberden gideriz. Yürürken de aynı şeyi yapıyoruz. Bir anda bakıyoruz, ulaşacağımız yer, beyin otomatik bize, niye diyorlar mesela her zaman aynı yolu kullanmayın. Yürürken bile beyni çalıştırmak için kullandığınız her gün yolu değiştirin. Beyin aktif hale gelsin. Onun için hani bazı şeyleri hasta yakınlarına burada bu mesajı vermek istiyorum. Bir şeylerin nedenini, sebebini bir araştırmaya, bu anlamda neler yapabiliriz düşünmeye çalışalım. Yani o hasta mutlaka bunu bilinçli yaptığını düşünmeyelim. Yani onun bir unutkanlık hastalığı olduğunu ve elinde olmadığı sebeplerden dolayı böyle bir şey yaşadığını ve bu süreçte hani onları yargılamak yerinde onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz, inanın hem hasta yakını için hem de hasta için bu zorlu süreçte yürünebilecek en güzel yol olacak. Yol arkadaşı olmamız gerekiyor biz onlara. Benim en çok merak ettiğim, muhtemelen izleyenlerimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Sudoku diyorlar ya, Alzheimer için birinci ne derler ona? Beyin antrenmanı yapan, önleyici, koruyucu, evet. Doğru mu? Şimdi şöyle, her yapacağımız beyin aktivitesinde iş ezbere gelmediği sürece mutlaka beyne faydası vardır. Hani mesela sudokunun çok varyantları var. Normal bir bilmeceyi belirli bir süreden sonra artık ezberlersiniz. Hani her gün gazetede çıkan bilmeceyi çözmek. Zaten oradaki 20 sorunun 10'unu artık ezbere bilirsiniz. Gözü kapalı yazarsınız. Onun bir beyne faydası yok. Beynin kendini aktif kılarak zorladığı anlarda hiç bilmediğiniz şeyleri yapmanız gerekiyor. Bu anlamda sudoku'da çözüm yolları çok daha fazla. Mesela satranç oyunu. Satranç oyunun da bin bir türlü sonuçları, yolları vardır. Düşünmeniz gerekir. Karşınızdaki hamlenin ne olduğunu bilmediğiniz için hem kendinizi korumak hem karşıya bir hamle yapmanız gerekir. Aynı anda iki beyni birden çalıştırıyorsunuz. Yani satranç gibi, sudoku gibi aktif yaş alma kurslarını mutlaka ziyaret etmelerini buradan da bir mesaj olarak vermek istiyorum. Derneğimizde satranç kurslarımız mevcut bizim. Bunun dışında birçok aktif yaş alma kurslarımız var.
mutlaka kafalarında soru işareti olanlar bir alo kadar telefon uzaklığında yakınız onlara. Bu konu hakkında her zaman bizleri ziyaret edebilirler. Aslında biraz dernek yapısına değinelim. Şube başkanlığını siz yapıyorsunuz. Daha önce Saltakya'ydı. Şimdi yeni taşındı. Dilerseniz onu da izleyenlerimize aktaralım. Evet. Merak eden, gelmek isteyen mutlaka olacaktır. Evet. Evet, dediğiniz gibi Türkiye Alzheimer Derneği genel merkezimiz İstanbul'dadır aslında bizim. İstanbul Şişli'de 1997 yılında kurulmuş bir dernek. Biz de derneğimizin şubelerinden biriyiz. 14 tane Türkiye genelinde şubemiz, 3 tane de temsilcimiz vardır. Ben de şu anda 3. dönemi bitirdim. 4. dönem Denizli Şube Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Derneğimiz önceden Saltak'taydı. Malum bu pandemi sürecinde biraz kiraların çok fazla yüksek olmasından dolayı daha küçük bir yere taşınmak zorunda kaldık. Şimdi de inşallah aslında çok güzel bir heyecan içindeyiz. Çok yakın bir zamanda Allah izin verirse Pamukkale Belediyesi'nin destekleriyle inşa edilen çok değerli hayırsever Abalıoğlu ailesinin de destekleriyle bir gündüzlü yaşam merkezimiz inşası bitti. Aslında bina olarak her şeyse hazır. Yaşadığımız bu son haftalardaki üzücü nedenlerden dolayı yakın bir zamanda açılışını düşünüyorduk. Hızlı bir şekilde aslında bir an önce hastalarımıza, hasta yakınlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Ama bu süreçte birazcık maalesef biz de hayat nasıl hepimiz için durduysa onu da biraz ötelemek zorundayız. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. Gündüzlü yaşam merkezi nedir? Yani biz aslında şu anda dernek binamızda, kendi bünyemizde, kendi yağımızda kavrularak yapmak istediğimiz aslında şuydu. Hastaların o belirttiğimiz hastalık evresinin sürecini yavaşlatmak amaçlı. Yani bu hastalık maalesef tedavisi olmayan bir hastalık. Ama bu hastalığın eğer sürecinde ne kadar kaliteli zaman geçirmesini sağlarsanız hastanın, o kadar da hastalığın seyrini yavaşlatabiliyorsunuz. Bu anlamda mutlaka hastalarımız atıl bir şekilde evin bir köşesinde o zaten anlamaz, o zaten yapamaz, o zaten bilemez diye bırakmaktansa onları günlük olarak fiziksel, zihinsel aktivitelerle beyinlerini, yani var olan şeyi de kaybetmememiz gerekiyor bizim. Onun için aktif yaş alma kursları onlar için, onların seviyelerinde yürütebilecekleri bu gündüz yaşam merkezlerinde, işte nasıl çocuklarımız 3-5 yaş arası kreşlere gidiyorlar, bu büyüklerimiz de inşallah gündüzlü yaşam merkezlerinde belirli bir saat aralığında tam gün olarak inşallah ulaşımı sağlanacak, servis imkanı olacak. Hastalar evlerinden belirli haftanın belirli günleri alınarak gelip burada uzman kadro tarafından gözetim altında olunarak kaliteli zaman geçirecekler. Yaş dilimi var mı? Bu arada nasıl söyleyeyim? Belki merak edenler olabilir. Şimdi Alzheimer hastaları için yaş dilimi yok. Ama Alzheimer hasta yakınları için de bu merkezde aynı zamanda eş zamanlı bilinçlendirme, bilgilendirme, psikolojik destek de verilecek. Sizin o yaş dilimi dediğiniz şey genel hastalıktan korunmak için aktif yaş alma. Bu binamızda bu da olacak. Aktif yaş alma kurslarımızı genelde 50 yaş ve üzeri yani tercih ediyoruz. Ha, 48 yaşında gelmiş, 45 yaşında gelmiş, siz katılamazsınız gibi bir böyle bir şey de olamaz. Ama şöyle bir şey gördük biz. Hani bunu neden yapıyorsunuz? Şimdi her jenerasyonun kendine göre bir bulunduğu yaş kategorisindeki bir özgürlüğü var. Zaman zaman bunu mesela öğrencilerle de bir araya getirip, hani gençlerle de bir araya getirip faaliyetler yapıyoruz. Ama biz şunu gördük. Büyüklerimiz yeni bir şey hobi edinirken, aslında bu aktif yaş alma kurslarımızda yeni hobi kazanmaları, hobi edinirken gençlerle birlikte sıfırdan bir satranç kursuna başlamakta biraz çekimser kalıyorlar. Hani diyorlar ki onlar genç, zehir gibi beyni var, biz onlarla nasıl baş edebileceğiz? Onlar bir sefer anlatıldığında anlıyor, biz belki 3 kere sormamız gerekecek, belki 5 kere. Bu anlamda kendi yaş grupları arasında olan bu kurslarda kendilerini biraz daha güvende, huzurlu, daha rahat ve beyin ne kadar rahat olursa algı o kadar açık oluyor. Ve bu açıdan biz hani bu aktif yaş alma kurslarında belki bu sınırlamayı koymak zorunda gibi kalıyoruz ki onların bir şekilde de evden hani bak yaşıtlarınızla gelin sohbet edin, çayınızı için,
İşte birbirinizle kendi hasta yakınlarınızın, kendi hastalarınızla olan zorlukları birlikte ölçün, tartın, çözüm yolları arayın ve bu onlar için daha huzurlu bir ortam oluyor. O açıdan da yani 50 yaş üzeri diyoruz biz. Ama dediğimiz gibi yani bu kurslara işte ben 48 yaşındayım, 45 yaşındayım, gelebilir miyim, katılabilir miyim dedikten sonra onlara da kapımız açık olacaktır. Tam adresimiz neresi? Şu andaki dernek binamız Atalar Mahallesi'nde. Atalar Mahallesi 1334 sokaktayız. Bu Atalar Evleri, Atalar Konağı'nın hemen paralel iki cadde üzerindeyiz. Telefon numarası vermemde bir sakınca yoksa onu verebilirim. 0530 924 24 27 36 telefondan bize ulaşabilirler. Derneğimiz tabii her gün şu anda açık değil. Bazı günler açık oluyor. Kurslarımızın olduğu gün. Haftada 3 gün kurslarımız var. Yoğunluk var. Evet, şu anda yani birazcık tabii gerekiyor. Diğer yaşam merkezimizle de ilgili yoğun çalışmalarımız var. İnşallah en kısa zamanda oranın da detayları netleştiğinde onun da bir an önce bilgilerini sizlerin aracılığıyla da ulaştırmak isteriz. Ama çok merak edenler olursa en kısa zamanda Pamukkale Belediye'mizin sosyal medya hesabında, web sayfasında bir link oluşturulacak. Burada ilk başvuruları kabul etmeye başlayacağız. Ön başvuru bir link üzerinden dolduracakları formla onlara geri dönüş sağlanacak. Ama bunu da en yakın zamanda yine sosyal medya üzerinden duyuracağız. Çok teşekkür ederim. Peki Denizli'de kaç tane arıza mürasız var? Onunla sohbetimizi noktalayalım istersen. Evet, Denizli'de şu anda yakın bir zamanda yapılmış bir çalışma yok. Bu alanda tabii hasta yakını bilgilerinin gizliliği olduğu için net bir bilgi Sağlık Müdürlüğü tarafından da alınamıyor. Alınamadığı gibi de çoğu hastalarımızın hasta yakınları bunun kayıt altına alınmasını da istemiyorlar. Yani sanki Alzheimer bir korkutucu, ürkütücü ya da gizlenmesi gereken bir hastalıkmış gibi görülüyor. Ama şundan emin olabilirsiniz. 65 yaş üstü hastalarımızda %3 oranda rastlanılan bir hastalık. Yani 3 kapıdan birinde. 5 kapıdan birinde mutlaka bir Alzheimer hastası uzaktan yakından bulunmakta. Bununla ilgili kimse çekinmesin. Erken tanı, tedavi, onların sosyal aktif kalmaları çok önemli. Bu konuda danışmak istedikleri ne olursa olsun mutlaka en yakın sağlık ocakları bile bu konuda çok güzel yönlendirmeler yapıyorlar. Diyebileceğim şu anda bu kadar. Peki bu tanı kondu. Aile de buna karşı duyarlı. Her türlü işte yaşamla kurslar olsun ve benzeri hayata adapte etmeye çalışıyorlar. Bu ne kadar faydalı oluyor? Ya eninde sonunda Alzheimer olacak yani veya o işte son raddeye doğru gelecek. Yani faydasını en başta huzurlu bir ortam sağlamış oluyorsunuz. Hem hasta yakını adına hem hasta adına. Çünkü inatlaşmak hiçbir çözüm yolu değil. Hastalığı kabullenmemek en baştaki sorun. Zaten yani şöyle oluyor. Bu hastalığı ben anneme, babama, işte eşime konduramıyorum. Kimse konduramaz. Yani kimse nasıl bir çocuğuna bir tanı konulduğunda konduramıyorsa bir büyüğümüze, bir ebeveynimize, bize bu zamana kadar eğitmiş, büyütmüş, örnek olmuş, idol gördüğümüz kişinin artık böyle bir hastalıkla mücadele etmesini kondurmamızda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kabullenmek en başta en zor olanı. Ama kabullenmediğimiz sürece eğer bu hastalıkla baş etmenin yollarını kendimiz açısından geliştirmezsek, kabullenmezsek hastamız ve kendimizi de çok yıpratmış oluyoruz. Çok üzüyoruz. İnatlaşmak, ses tonunu yükseltmek ya da sen bunu biliyorsun, bunu mahsus yapıyorsun, inadına yapıyorsun. Bunlarla hiç yaklaşılmaması gerekiyor. Seni anlıyorum. Yani seni çok seviyorum. Yani sevginizi hiçbir zaman mutlaka bedensel ya da sözlü olarak ifade etmekten çekinmeyin. Çünkü onların en çok buna çok ihtiyacı var. Bir küçük dokunuş bile, biz pandemi sürecinde birçok çalışmalarımızı, hastalarla olan çalışmalarımızı ara vermek zorunda kaldık. Çünkü onlar gerçekten teması çok seven bir gruplar. Dokunmayı, işte onun yakınında olduğunu hissettirmeyi ve bu pandemide bu çok zor oldu. Yani o yasakları koymak çok zor oldu. Bu pandemi süreci de bu hastalığı çok tetikledi. Çünkü biz her zaman hep
dışarı çıkın, sosyal olun, etkinliklere katılın derken pandemide evden dışarı çıkmayın, kendinizi evde koruyun diyerek birçok aday adaylarını tetikledi. Hastalıkların oranı maalesef yükseldi ki Alzheimer bakan hastanın bakım yükünü taşıyan yakını bir Alzheimer adayı oldu. Çünkü sadece bir evin içinde ve sürekli bir hastayla 7 gün 24 saat geçirdiğiniz günlerin sayısı belli değildi. Yani çok zor bir süreçti. Onun için ama biz şimdi elimizde imkanımız olduğu sürece yürüyüş çok iyi geliyor. Nasıl bir insan olduğuna normal bizlere bile dışarı çıkıp temiz havada yürüyüş. Hani ne yapabilirim ben hastamla? Yürüyüşe çıkın. Hastaları gündüz evde aktif kılmazsanız hastaların gece uyku kalitesi de düşüyor. Siz onları yormanız gerekiyor. Enerji atmaları gerekiyor ki gece de onlar rahatlıkla uyuyabilsinler. Onun için bu konuda mümkün olduğunca hastanızda günlük yarımşar saat olsun, bir saat olsun, onar dakika günde iki defa olsun yürüyüş yapın, dışarı çıkın. Mutlaka onları yorun ki hem gece siz de rahat edin hem onlar da rahat bir uyku alsınlar. Bu mantıklı bir cevap ya da çıkılması olamaz ama mesela bir Alzheimer hastası kayboldu. Evden habersiz bir şekilde çıktı. Bunun bulunabilmesi için ilk akla gelmesi gereken bir husus, bir unsur var mıdır? Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok rastlanılan ve çok sorulan ve maalesef bazen hastaya ulaşılmadan hastayı kaybetme sebeplerimizden bir tanesi olabiliyor. Bunun için nasıl bir önlem alırız? Yani kesin bir çözüm odaklı bir önlem şu anda maalesef yok. Neden yok? Biz bunu çok araştırdık. Özellikle kırsal bölümlerde. Hani küçük yerlerde, köylerde herkes birbirini tanıyor. Ya da işte ne bileyim kırsal bölgeden çok uzaklaştıklarında ya da kent yaşamında kimse kimseyi tanımıyor. Bununla ilgili çok çalışmalar yapmaya çalıştık. Tamamıyla bir çözüm ne olabilirdi? Çiple takip edilmesi. Hani takip cihazlarını, arabalara konulan bir takip cihazının hastanın üzerine bir şekilde monte edilmesi. Ama nasıl monte edeceksiniz? Mümkün değil. Yani bunun ancak Sağlık Bakanlığı izniyle belki vücudun derinin altına. O da yani onun da ömrü çok kısa. Pil bittiği sürece değiştirmek sürecindesiniz. O da zaten Sağlık Bakanlığı tarafından çok onaylanabilecek bir şey değil. Diyorsunuz cebine, çantasına koyalım bir şey, takip etsin. Hastanın evden nasıl kaçacağını bilmiyorsunuz ki. Yalın ayak mı, ayakkabısını mı giyecek, ceketini mi alacak, pijamayla mı çıkacak? Yani bir yere monte etmek, çok düşündük biz bunu. Ama en azından şunu burada paylaşmak isterim. Hastanın inşallah kaybolduğunda, hızlı bir şekilde bulunduğunda ya da iyi insanlar tarafından bulunduğunda, bir de hani art niyetli insanlarımız var maalesef. En azından biz bunu bundan 6 yıl önce burada Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığımız bir çalışma. Pilot bölge olarak başlattık. Şu anda Türkiye genelinde de yapılıyor. Parmak izi kaydının alınması. En azından hasta bulunduğunda hasta kendini ifade edemiyor. Ne yapılacak? Parmak izi kaydından iletişim bilgilerine ulaşıp hasta yakınına bir an önce ulaşılmasını sağlanacak. Bu konuda şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Bazen hastalarımız parmak izi kaydı vermek istemeyebiliyorlar. Gitmek istemiyorlar emniyete. İşte burada biraz pembe yalanlar devreye girmesi gerekiyor ki bu hastalıkta hep böyle tatlı pembe yalanlarımız olmak zorunda onları biraz ikna edebilmek için. İşte kimliğini kaybettin, yeni kimlik çıkaracağız. Ehliyetini kaybettin, ehliyetini çıkaracağız. Parmak izi gerekiyor. Hani kaybolursan diye onları böyle ürküterek değil de böyle pembe yalanlar söyleyerek Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvurulduğunda emniyette kayıtlar alınıyor. Hani bunun aynı şeysi de var. Sevgi izi diye bir duyurusu çıkmıştı bir ara. Ama biz bunu yani genel merkezimiz, hekimlerimiz onaylamıyoruz. Çünkü sevgi izinde dövme yapılıyor, bir işlem yapılıyor. Ve bu işlem az da olsa canınızı acıtıyor ki bu tür zihinsel engelli insanların zaten bazen elini tuttuğunuzda bile canları çok acıyor. Dövme yaptırmak bir kenara, yaptırmak bir işkence olur. Artı dövmelemek, insanı damgalamak. Yani art niyetli bir insan için oradaki o damgayı gördüğünde maalesef yani yaşantımızda organ mafyaları işte onlar bunlar. Yani kötü niyetli insanların eline düşmemesi gerekiyor. Hiç acısız, hiç zararsız bir parmak izi kaydı bu işi bitiriyor. O zaman son kez şey sorayım. Alzheimer olacağım korkusuyla yaşanır mı? Böyle insanlar da çoktur gibi geliyor bana. Tabii ki var, çok var. Ama her insan,
her hastalığa maruz kalabilir. Yani bunu kanser de diyebiliriz, Alzheimer da diyebiliriz. Her hastalıktan korunmanın tek yolu sağlıklı yaşamak. Korku barındırıp kendimizin içindeki içgüdüsel dünyamızı negatif enerjilerle yok etmektense pozitif enerjilerle iyi düşünerek hem kendimiz adına hem çevremiz adına hayatımızı daha da güzelleştireceğimize inanıyorum. Başkanım, bir kitap var elinizde. Bu kitabı isterseniz nedir? Kim evet. yazdı? Sizin hazırladınız? Evet, böyle bir hasta yakını başucu kitabı projesi bu. Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Geliştirme Merkezi destekli bir projemizdi. Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma Merkezi işbirliğiyle yaptık. Çok değerli hekimlerimiz, hocalarımızın destekleriyle hasta yakınlarımıza yol gösterecek bir kitap. Bunun içinde hastalarımızın, hasta yakınlarımızın hukuki anlamda, yani bir avukatın hukuki anlamda vasilik nasıl alınır, işte nasıl korunur gibi konulardan tutun, fiziksel egzersizlerin önemini, işte belirtiler, tanılar, hasta yakınlarının psikolojik destek alması gerektiği konuda birçok alanda çok değerli bilgiler içeriyor. Aynı zamanda bu kitabımızın, konuşmacılarımızın yanında da şöyle kare kodları oluşturduk. Bu kare kodundan da YouTube sayfamızdan da bu seminerlerimiz, bilgilendirme eğitim videolarımızı da izleyebilirler. Ben bugün bunu size hediye etmek üzere getirdim Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Son mesajı vermeden önce dernekte kimlerle beraber yürüyorsunuz? En azından isimlerini zikredelim. Onlar da çok büyük emek veren isimler. Evet. Onları da söyleyelim, sonrasında müsaade isteriz. Dernek yönetimdeki arkadaşlarımız. Aynen. Yani bizim ailemiz aslında çok geniş. Ben hep şunu söylüyorum. Dernekte şimdi tek tek isimlerini, yani yönetimimin tabii ki sayabilirim ama çok güzel gizli kahramanlarımız var. Bizim çok değerli gönüllülerimiz var. Kursta gönüllü hocalarımız var. Halk eğitimden gelen hocalarımız var. Pamukkale Üniversitesi destekli de çalışıyoruz. Yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Yani aklımıza gelen bazı özel okullarla, özel hastanelerle. Bu iş sadece yönetim ya da hasta yakını, hastalarla değil, el birliğiyle olacak bir şey. Yaptığımız tüm çalışmalarda emeği geçen herkese, yönetimde bulunan 9 yönetim kurulu arkadaşıma da tek tek teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu bir ekip işi. Tek başına, yani ne demişler, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tek başına yürünecek bir yol değil bu yol. Onun için emeği geçen, bize destek veren, sizler gibi bizlere aracı olup bizlerin sesini duyuran sizlere de tabii es geçmeyelim. Sizler bizim için her zaman çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bugün bizi davet ettiniz. Çok teşekkür olun, ederim. Başkanım. Çok sağ olun. Benim anladığım şu değerli dostlar, Alzheimer korkulacak bir hastalık değil. En azından hani hayatın her deminde diyoruz ya, yaşadığın sürece, nefes aldığın sürece, ondan keyif aldığın sürece en mutlu insan sensin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Aynı şekilde denizde STK'ların sesi olmaya devam edeceğiz. Bugün Alzheimer Derneği'ni konuştuk. Ben şahsen çok güzel bilgiler edindim. En azından kafamda büyüttüğüm kadar olmadığını bir şekilde görmüş oldum yani.